Haftanın simülasyonu başlıyor. Cumartesi maçlarıyla açalım haftanın simülasyonunu. Güzel maçlar seçtik, gollü maçlar seçtik özellikle yine. Süper başlayalım. Ankara gücü, Kayseri spor maçı. Ankara gücünde bir teknik direktör değişikliği oldu. Ben bunun takıma olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Hem Emre Belezoğlu kariyeri için hem Ankara gücünün performansı için buradan mutlu bir birliktelik çıkacağını düşünmeye başladım. Çünkü Ankara gücü taraftarı olan bir camia. Emre Belezoğlu'nun da orada karşılığı olabileceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'da da bir hoca değişikliği oldu. Recep Hoca geldi. Recep Hoca da benim çok beğendiğim hocalardan biridir ama çok taze hoca, Ankara gücünün taze hocası Emre Belezoğlu'nun bu hafta galip geleceğini düşünüyorum. Bundesliga'ya geçelim. Hafta içinde Leipzig bir Manchester City maçı oynadı ve oldukça eforlu bir mücadeleydi. Manchester City biraz zor da olsa galip geldi. Bence Leipzig çok iyi direndi. Hatta iyi de çıktılar. İyi de bir oyun oynadılar. Ben bu iyi oyunun Bochum önünde bir patlamaya da patlamayı da sağlayacağını düşünüyorum. Leipzig'in en az iki farklı galip geleceğini düşünüyorum. Burnley Chelsea maçı Chelsea yine beğenmediğimiz takımlardan biri. Haftanın izlenir maçı mıdır? Çok değildir. Ee, başka maç bulamadıysanız gidin Chelsea maçını tabii ki izleyin. Genelde Chelsea ile ilgili hep olumsuz konuştuk ama bu hafta biraz olumluya döneceğiz. Çünkü Burnley'e karşı da en azından artık galip gelin denir. Burnley'i de zaten başka yerde gidip oynayın. Premier Lig'de oynamayın denir. Ben Chelsea'nin bu hafta Burnley önünde galip geleceğini düşünüyorum. Fulham-Sheffield United maçı. Fulham da bence oynadığı oyunun karşılığını alamıyor. Mükemmel mi oynuyor? Hayır ama bu kadar da alt sıralara doğru gerilemesinin bir adabı yoktu diye düşünüyorum. O yüzden de bu hafta Sheffield United önünde... Galip gelmelerini bekliyorum. Andreas Pereira artık biraz sazı eline alsın. E, yavaş yavaş Vinicius'ta gol katkısı zaten vermeye başlayacaktır diye tahmin ediyorum sadece. E, bu hafta Fulham'ın galip geleceğini düşünüyorum. Hafta içinde Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Manchester United. Ternak için yine o geri sayım maçlarından biri olacak aslında Brentford maçı. Çok doğru bir maç mıdır? Aslında Manchester United kağıt, kağıt üstünde çok rahat galip gelecek gibi gözüküyor ama ben e, Brentford'un karşılık vereceğini düşünüyorum. Yani her iki takımın da gol bulabileceği bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Tenak'ın hani geçtiğimiz sene Grand Potter vesaireyi yolladık. Bu sene de gözümüz Tenak'ta. Tenak için bence son bir ay. Geçelim Süper Lig'e. Antalya Spor Galatasaray maçına. Galatasaray hafta içinde Manchester United'ı iyi bir oyunla 3-2 mağlup etmeyi başardı. Ama ben takımın çok yorulduğunu düşünüyorum Galatasaray'ın. E, rotasyonlu bir kadro çıkarsa Galatasaray'ın rotasyon oyuncuları bu kadar verimli olabilir mi? Ondan pek e, emin değilim. E, Antalya Spor da ligde benim en beğendiğim takımlardan biri. Endombele oynarsa fikrim değişir ama Endombele eğer hazırsa tabii ki e, bundan bahsediyorum. O zaman Galatasaray'ın galibiyete ulaşması belki kolay olabilir ama... ...hazır olan bir Endombele ile. Eğer Endombele de yoksa, hazır değilse... Ben Antalya Spor'un um. Galatasaray'dan puan hatta puanlar çıkartacağını düşünüyorum. Haftanın sürprizine Antalya Spor'u imza atacağını düşünüyorum. E, hatta Antalya Spor galip gelirse de benim için sürpriz olmaz. Yine Premier Lig'den Brighton-Liverpool maçı. E, Brighton Biraz fazla gol yemeye başladı. Bunu bir dezerbinin bence masaya yatırması lazım. Ee, yine bence bu alışkanlık devam edecek. Çünkü hafta içinde oynadıkları Avrupa Kupası maçında da aynı problemi yaşadılar. Geri dönüşe imza attılar belki ama Brighton'da o gol yeme problemi bence Liverpool maçında da devam edecek. Her iki takımın da ben karşılıklı gol ve goller bulabileceği bir karşılaşma bekliyorum. Böyle... 2-2'ler, 3-2'ler falan o civarlarda bir maç bekliyorum açıkçası. Bayer Leverkusen, Köln. Haftanın değil bence yılın takımı şu ana kadar Bayer Leverkusen. Harika bir top oynuyorlar. E, kısıtlı bir kadro evet ama e, sakatlık yaşamazsa bu kadro şampiyonluğu bence göğüs e, göğüsleyecektir diye düşünüyorum ama e, kadro çok dar bir kadro. O yüzden zorlanacaklar ama Bayer Leverkusen'ın bu hafta e, 3 farklı galip geleceğini düşünüyorum. Yani en az 2-3 farklı bir Bayer Leverkusen'ın e, nın gollü galibiyeti e, Benim beklentim Haftanın Premier Lig'deki belki de Haftanın maçı hatta Premier Lig demeyelim Tamamen haftanın maçı Arsenal-Manchester City maçı Manchester City-Leipzig önünde Bence çok zorlandı Evet tamamen 3. bölgede oyunu oynamaya Çalıştılar çok doğru topa sahip olan taraf Manchester City'di ama e, Halanlı bir türlü topla Buluşturmayı beceremediler Dolayısıyla ben Arsenal'ın da Gerçi Arsenal bu derinde kabul eden bir takım değil. Çok fazla derinde beklemeyi sevmiyorlar. Mutlaka onlar da karşılık vereceklerdir. Karşılıklı gollerin zaten olabileceğini düşünüyorum ama Arsenal'ın galip geleceğini de düşünüyorum. Bayern Münih Freiburg benim yine çok fazla beğenmediğim Bayern Münih yani tarihinin en iyi Bayern Münih değil. Dolayısıyla ben Bayern Münih'in bu sene şampiyon olmasını çok fazla beklemiyorum. Ha tarihinin en iyi Bayern Münih değil falan dediğimiz şey bayağı bayağı hani Komandların, Grabillerin, Sanellerin, Musiala'ların, Kane'lerin Kimikliğin, Goreska'ların falan oynadığı bir takım. Hatta bekler e, olağanüstü e, oynuyor ama Mazraoui'yi neden tercih etmiyor onu da bilmiyorum. Orada Laimer'i denedi. Tamam Alfonso Davis bir taraftan bastırıyor, güzel işler yapıyor ama Mazraoui sezonun fırtına gibi girmişken Laimer'le orayı oynamak Leipzig maçında geçen hafta bence net bir şekilde aslında. Biraz da Thomas Tuğul'un hatası. Biraz takıntılı bir hoca. E, Freiburg'un da tabii ki galip gelebilir ama ben Freiburg'un mutlaka Bayern Münih'e gol atabileceğini düşünüyorum. Geçelim Kasımpaşa-Fenerbahçe maçına. Kasımpaşa ligde futboldan zevk almaya çalışan bir takım. E, dolayısıyla maçlarında da Neyin olabileceğini kestirmek çok kolay değil. Bir bakıyorsun Kasımpaşa iki tane atıyor, iki tane yiyor, üç tane yiyebiliyor, atabiliyor vesaire. Çok değişken bir takım. Fenerbahçe maçında da bu yüzden ben yüksek gol beklentisiyle izleyeceğim maçı. Galip gelen takımın öyle 3 falan atacağını düşünüyorum. Açıkçası gollü bir karşılaşma olacağını da düşünüyorum. Yine bunu Dezliga'dan Aytia frankfurt Heidenheim maçına geçelim. Kağıt üstünde tabii ki Aytia Frankfurt'un çok favori olduğu bir karşılaşma olarak gözükebilir ama Heidenheim'in oyunu bence çok karakterli bir oyun. Teknik direktörleri Frank Schmidt de kasaba abilerine benziyor. O öyle yönetme şekli falan tam bir böyle kasaba takımı gibi bir takım. Ben bu hafta haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak ben Frankfurt Deplasmanı'ndan Heidenheim'in puansız dönmeyeceğini düşünüyorum. Ve e, Heidenheim'in yine çıkışının devam edeceğini düşünüyorum. Haftanın simülasyonu burada bitti. E, hafta içinde çok güzel maçlar vardı. Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası, bir tek 5 taşın önünde. 2-0'dan maçı vermesi tabii ki o üzdü bizi ama e, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karakterli oyunu, tempolu oyunu deki kalite farkını da maalesef gözlerin önüne serdi. E, bu iyi bir şey mi? Pek iyi bir şey değil tabii ki. Ligimiz kalitesi için olumlu bir şey değil. Ama Galatasaray ve Fenerbahçe için elbette çok olumlu. Çünkü Avrupa'daki rakipleriyle kafa kafaya çarpıştılar. Ve iyi sonuçlar elde ettiler. E, diyerek haftanın simülasyonunu bitirelim. Kanala abone olursanız like atar ve yorum yaparsınız. Ama daha önemlisi belki bildirimleri açarsanız çok mutlu oluruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.